Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoda beraberiz. Bu videomuzda da yine bir ürün tanıtımı yapacağız. Ürünümüz Powerbank. Markamız Polasmart. 20.000 miliamperlik bir Powerbank'ımız var. Ürünü yeni aldım ben. Sadece bir şarj ettim. Hani test ederken kullanabilelim, görelim veya işte çalışıp çalışmadığını görmek açısından. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 20.000 amper. Genelde telefonunuzu 10 defaya kadar şarj edebilir ama bu ölçümler iPhone 8 baz alınarak yapılmış bir test. Tabii miliamper boyutu düşük olan pillerde ve yüksek olan pillerde farklılık arz edecektir. Powerbank'ımızın resimde görüldüğü gibi iki tane USB girişi var. Bir mikro USB girişi var. Onun dışında yanmaz güvenli malzemeden üretildiği söyleniyor. Süper hızlı şarj, akıllı cihaz tanıma ve doğal hızlı şarj olarak gözüküyor. Şöyle bir kutu açılımımızı yapalım. Yapmadan önce şurada bir kırmızı etiket var arkadaşlar. Kırmızı etikette uçağa binebilir. %100 güvenli etiketi var. Evet, kutu açılımımızı bir yapalım. Arka tarafta işte cihazımızla ilgili teknik bilgiler yer almakta. Şöyle ön yüzünde. Bu şekilde bir kutu açılımımızı yapalım biz. Şu şekilde bir kutumuz çıkıyor. Şunu şöyle kenara kaldıralım. Göründüğü gibi arkadaşlar sade basit bir şarj kablomuz var. Ve power bankımız var. Şöyle şarj kablomuzu çıkartıyoruz. Powerbank'ımızı arkadan biraz ittirerek destekle çıkartıyoruz. Şöyle. Şu şekilde bir powerbank. Biraz kalın. Tabii 21 miliamper olunca normal kalınlığı. Şöyle de bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Garanti süresi de tahminimce 2 yıl olması lazım. Evet. Genelde bu tür ürünlerde 2 yıl bir garanti veriliyor. Şöyle. Nasıl kullanılacağınız konusunda biraz bilgi veriyor. Şöyle kaldırdığımız zaman arkadaşlar düğmeye bir kere bastığımız zaman şurada ekranda belki gözünmüyor ama bir 4 tane küçük lamba yanıyor. Burada işte hani powerbankımızın dolu olup olmadığını görüyoruz. Tekrar basılı tuttuğumuz zaman iki kere basılı bastığımız zaman lambalar sönüyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi işte iki tane USB girişimiz var. Bir tane mini USB girişimiz var şarj için. Şimdi ürünümüzü bir test edelim bakalım. Şarj etme konusunda nasıl? Evet arkadaşlar şu anda cep telefonumun şarjını deneyeceğim. Şu anda duydunuz herhalde. Şarj ediyor. Evet arkadaşlar. Böyle yüksek amperli bir powerbank almamdaki gaye sadece telefon şarj etmek değil. Malumunuz bildiğiniz gibi işte doğa yürüyüşleri falan, kamp, gezi falan işler olduğu için doğada daha çok ihtiyaç duyuyoruz. İşte sadece telefonu değil, orada aksiyon kamera olsun, gimbal olsun ve işte hoparlör falan varsa MP3 çalarımız falan. Onları şarj etmek açısından böyle bir ürün tercih ettim. Fiyatını açıklamalar kısmında ekleyeceğim arkadaşlar. Kullanmak isteyenlere, tercih etmek isteyenlere veya almak isteyen arkadaşlar olursa tavsiye ederim. Yalnız amper yüksek olduğu için normal powerbanklara göre biraz daha geç şarj oluyor. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer bir yere gidecekseniz muhtemelen akşamdan şarj edip sabaha kadar powerbankınızı doldurmanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu haftaki videomuz bu kadar arkadaşlar. Sorularınız ve düşünceleriniz olursa yorumlar kısmında
paylaşabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım daha güzel videolarla sizlerle görüşmek dileğiyle. Esenlikler dilerim. Hoşça kalın.